Cansu'nun ada da ateş başında arkadaşlarıyla yaptığı tartışmayı, sonrasında yaşadıkları zeytinyağı pilav patates saçlaması konusundaki problemi ve sonrasında da konsey konuşmasını dinledik. Önce ateş başındaki konuşmadan başlamak istiyorum. Yusuf'la arasında gergin bir konuşma geçiyor. Bu konuşmadan hissettiğin tavır algı nedir? Cansu burada harcanan taraf. Ben öyle hissediyorum. E Cansu'nun ateş başındaki konuşmasını, kendini ifade etmesini, e, arkadaşlarının ona cephe aldığının, arkasından kuyusunun kazıldığının farkına varmasını ve en önemlisi dışarıdan e, kendisinin Merve'ye tercih edildiğini kısa bir süre içerisinde anlamasına çok sevindim. Bunu çok güzel dile getirdi. E, eleneceğini ben düşünmüyorum. Elenebilir o halkın takdiri ama e, Cansu neden ismi yazıldı? Bakın performansı kötü olduğu için değil, e, Adan'ın huzurunu bozduğu için değil. Tamamen Cansu'nun yerini Merve'nin doldurabileceğini düşündüler. Ve gerçekten takıma ekstradan yeni bir kız gelip e, fazla kız olmalarının da e, bahanesini kullanarak Cansu'dan biz bir kurtulalım dediler. Ve bunu en çirkin dile getiren de Kürşat. Bak Yusuf'tan önce Kürşat. Tamam ağlama. Ne diyorsun sen Kürşat ya? Senin çoktan potaya girmen lazım. Senin belki de elenmiş olman lazımdı. Sen potaya girdiğinde acaba neler söyleyeceksin? Herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir Survivor geçiriyorum. Ben burada olmayı çok seviyorum. Hak ediyorsan bana SMS atın. Ha, yazın tatil yapacağım ama şu an buradayım. Para biriktirmiş olduğum gibi bir şey oluyor. Yani hiçbir şey yapmıyor ki. Hiç sıfır. Evet. Ve Kürşat'ın gelip de Cansu'ya tamam ağlama demesi evet. benim ağrıma gitti. Çok kötü. Merak çok ediyorum şirkin, gerçekten. Çok Kürşat... seviyesizce, çok kalitesizce. Kendi çıkınca ne diyecek, ne gösterecek bize acaba? İşte ben onu merak ediyorum. Acaba sen potaya girsen bakalım Kürşat, sen daha potaya gir, senin ismin çıkmıyor ya konseyde. Kürşat'ın ismini neden bir kişi yazmıyor? Ya gerçekten çok sinirlendim. Bak, Cansu'nun ismi de yazılabilir, Kum Pasta kurulabilir, orası Survivor adı üstünde Hayatta Kalma. Hı hı. Ama. E, Cansu'dan daha kötü performansı olup birilerinin yanında sığınarak ikinci çantada benim için Kürşattır, hı hı. birinci çanta Asenadır sürekli kol, koldan kola geziyor. İkinci çantada benim için Kürşat, Kürşat şu anda. Yusuf'un kolunda, daha öncesinde Halil'in kolunda bir şekilde o çantayı artık atacaklar. Çünkü dersin ki ay bıktım artık, daraldım, nefes alamıyorum, yoruldum, hava çok sıcak. Ben önce bir çantamı çıkarayım dersin. Çanta çıkacak, sen de Kürşat gireceksin potaya. Havanın sadece sıcak olmasını bekliyorlar, daralmayı bekliyorlar. Bunun farkına nasıl varamıyorsun ve sen e, bir kadın potadayken e, ya da erkek potada önemli değil de tamam ağlama ya özellikle bir kadına söylediği için ben daha çok rahatsız oluyorum. E, Cansu ağladı mı sizce? O da zaten söyle Cansu kendimi savunuyorum sadece kesinlikle o kadar güzel ve kaliteli bir şekilde savundu ki ben Cansu'ya bayıldım. İnşallah yolu uzun olur. Vallahi e, katılıyorum. Cansu e, bence hakkını aramaya başlayarak aslında belki kendi kaderini uzattı. Bir anda hani Cansu yazılsa hiçbir şey demese yok olup giderdi. O bir bence. kere Cansu yaptığı hatalardan biri seni 6 kişiye 7 kişi yazdı. Ama bilmiyor tabii. O ki. bir kişi de o sanırım anlamamış. Sağ olsun arkadaş da hissettirmiş, ettirmemiş evet. ama Buse. Buse de hiç Ve söylemiyor aslında bunu. Ve çok he. kritik bir kişi. Cansu biraz daha kırılacak. Buse'nin onu yazdığını anlasa. Bence hala onu anlamış değil. Çünkü 6 ay 6 oy açıldı. Hatta keşke Acun abi bütün oyları açsa da adada herkesin ne olduğu ortaya çıksa. Hani kalan evet. oyları saymaya gerek kalmadı. Evet ben izlerken kalmadı ama adadakiler bilse şu an Cansu Buse'yi şey zannediyor mesela. Ee, masum zannediyor. Halbuki Buse de bu hikayenin içinde. İşte bizde ne kadar dürüst olup Hala savunuyor ya görüyoruz. orada. İşte Burada. bir olayda savunmadı mı? Evet. Buse'yle Zeynep falan bir sürü şey konuştu yani. Evet. Şimdi cansun'un performansı ...Vasat yani ortada. İyi başladığı Survivor'da... ...biraz böyle sıkıntılar yaşadı. Nefise gelince de Nefise'nin gölgesinde kaldı. Biraz böyle performansı düştü. Ama Zeynep ile Cansu bu sene... ...sürpriz isimleri. Ortak diğer bir özellikleri. Bence çok mütevazi, tatlı... ...iyi niyetli karakterler. Kesinlikle. Cansu o kadar güzel hesabını soruyor ki... ...yani bırakın Cansu yazıp... 18 ...18.90'a yollamayı... ...Halil'in saçma sapan tuz olayı... Yusuf'un evet. Yusuf ateş başı başında oturduğu yerden yukarı doğru ama Cansu'yu aslında üstten bakması. Bir de e, Kürşat'ın ağlama ağlama demesi şu üç olay Cansu'nun normalde alacağı oyun üç katıdır. Bak şu üç evet. olaydan dolayı Cansu'nun alacağı oy Ne kadar çirkin tavırlar. Bak Halil orada... E, Evet bir tuz varmış. Evet bir şeyin üstüne tuz koymuşlar. Onlar bilmiyormuş da biliyormuş. Ya bir parça tuz ortak o kadar yağdan. değil. Ortak yağdan. Ya içseler. Biz Bizim Survivor'da 3 4 için. pirinç tanesini sayarız. Evet ama bu kadarcık böyle tuzun tuzdan bir parça ya da ortak yağdan bir parça aldı diye biz kalkıp böyle kıyamet koparmadık hiç. Bu kadar da değil. Evet. Zaten kızı potaya da yazmışsın. Evet. Bir de böyle buradan işte şey yapmaya çalışıyorlar. Çirkinleştirmeye çalışıyor. Aynen. Haksız göstermeye ee, çalışıyor. Kirletmeye, haksız göstermeye, onun üzerinden olayı dengelemeye çalışıyorlar. Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Olmaz. Bunu yapacağına tam tersi vicdan yapman lazım. Cansu'yu gördün mü? Kafanı çevirmen lazım. Bu kadar yüzsüzlük olmaz. Tabii pırıl pırıl bir kız. kız İnşallah daha. bak inşallah diyorum. İnşallah diyorum. Taraf tutarak söylüyorum şu an. Bu potadan Cansu çıkar. Dün akşam hem adada yaşadığı olaylar, hem oyun alanındaki konuşmalar, hem de konseydeki konuşması bana geçti. Bak bana geçti. Çatır çatır kendini savunan, iyi yetiştirilmiş, bir yandan efendiliği de elden bırakmayan pırlanta gibi bir insan. Fatih'in konuşmasında da gözleşi var, Cansu da gözleşi var. Ama Cansu'nun konuşmasında bir hikaye var. Samimiyet Hikayenin var. dışında samimiyet var, doğallık var. İşte o yüzden Cansu orada ağlarken biz de ekran başında daha çok duygulanıyoruz. Hı hı hı. Fatih konuşurken acaba mı diyoruz? Çünkü bütün tuşlara bastığını hissediyoruz. Cansu bu fotodan çıkar bence. Ee, yani şu anlamda diyorum Cansu'nun Survivor'da yolu uzun mu? Bence son 8'den daha ilerisi değil. Bu benim kendi görüşüm kimse yanlış anlamasın. Ama Survivor'da böyle haftalık reaksiyon oyları olur ya. Bazı yarışmacılar böyle olsun. Ee, bu arkadaşların böyle dediyse onların hakkıdır diyecek bir şey yok artık her şey halkın elinde der bir anda halk bir ayaklanır bir tutar onu elinden işte Cansu'ya bugün öyle olacak evet. Cansu'ya bugün öyle olduğu için Fatih ya da Alper'den büyük ihtimalle de e, Fatih bence Survivor'a veda edecek gibi bana geliyor ama Cansu'yu takdir ettim pırlanta gibi inşallah hayatında da hep e, güzel şeylerle karşılaşır bence de Alper gidecek gibi hissediyorum bir Fatih bir Alper var masamızda. Hı hı. Dün hani bizim e, konuştuğumuz gruplarda var ya orada da söyledim. Ya dedim ki Alper'in gideceğini hissediyorum. Hı hı. Daha oylama açılmamış yani sırasında adı çıktı... Çok merak ediyorum ya Fatih de elenecek göz yok gibi geliyor bana. Yani Fatih bir de böyle bir potodan korkmuyorum e, gibi bir net bir konuşması da var. O yüzden böyle belki güvendiği de bir şeyler var. Belki ne kadar onu destekleyecek kişiler olduğunun farkında, öğrencilerinin farkında, gelecek e, potansiyel oy ihtimalinin farkında olarak böyle konuşuyor olabilir. Hı hı. Ama işte son konuşmalar bir cümle bir kelime dediğin gibi o samimiyet geçtiği zaman bir anda gelebiliyor o SMS. Bir kelime sonrasında diyorsun böyle bir şey ay ne kadar duygulandım dur hemen oy atacağım diye biliyorsun. Ya da diyorsun ki ay tamam ben hani konuşuyorsun da yani bu ne kadar gerçekçi. Oy atacağın insana bile oy atmayabiliyorsun. Çok dengeler değişebiliyor o yüzden ben de merak ediyorum bu akşam.